Başkanım, sizi tanıyabilir miyiz öncelikle? Tabii, ismim İbrahim Şenel. Denizli Sanayici İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanıyım. Mimarım. Denizli'de proje, müşavirlik, müteahhitlik alanlarında iştigal ediyorum. Yaklaşık 25. yılımız Denizli'de. Yaklaşık da 29 yıllık mimarım. Denizli Sanayici İş İnsanları Derneği Başkanlığı'nda ikinci dönemim. 2015 yılından beri de yönetimindeydim. Daha önceki dönemlerde Mimar Odası Başkanlığı, Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyeliği, meclis üyeliği gibi başka sivil toplum kuruluşlarında da başkanlık ve yönetim kurulu üyeliği gibi görevlerim oldu. Bugün hali hazırda, bugün de etkinliğe ev sahipliği yapan DESİAD'ın başkanlığını yürütüyorum. Başkanım, artık geleneksel hale gelen, dokuzuncusu düzenlenen bir plaket törenindeyiz. Neler söylemek istersiniz? Evet, dediğiniz gibi gelenekselleşmiş bir plaket töreni, dokuzuncusunu düzenliyoruz. Anadolu 500, İzmir, İstanbul, Ankara haricindeki Anadolu kentlerinde ilk 500'e giren firmaların olduğu bir liste. Biz de bu listeye giren Denizli firmaların kamuoyunda onore edilmesi, kamuoyunda farkındalıklarının arttırılması, bu başarılardan kamuoyunun veya konuyla ilgisi olmayan sade vatandaşımızın da bilgi sahibi olmasını hedeflediğimiz bir etkinliğimiz. Ana motivasyonumuz ise bu firmaların pek çoğunun DESİAD'ın üyesi olması. Mesela bugün ödül alacak, plaket alacak 20 firmanın 14'ü de DESİAD üyesi. Umuyorum bundan sonraki yıllarda da artan sayılarda üyelerimize plaket verdiğimiz bir etkinliğe dönüşür. Seneye sayılar artacak diyorsunuz. Umuyorum. Şimdi birazcık konuyu değiştirmek istiyorum. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde 11 ili etkileyen iki büyük deprem felaketi yaşadık. Ve sanayici iş adamlarının çok cömert yardımları olduğunu biliyoruz. Sizce şimdi oradan biz iplikte ithal ettiğimiz için bunun sanayiye nasıl bir etkisi olur? Vallahi şöyle, tabii Kahramanmaraş özelinde baktığımızda çok önemli iplik üretim tesislerinin olduğu bir bölge. Denizli'nin de iplik temini konusunda başvurduğu illerden birisi. Rekabet içinde olduğu illerden de birisi. Tabii bu o bölgenin ürettiği iplik pazarının daralması açısından bir probleme sebep olabilir. İplik fiyatlarının artmasına sebep olabilir. Bunun dışında bölgede yapılacak yeni yatırımlar ve o yatırımların kısıtlanması, daha sonraki yatırımlar ile ilgili de inşaat sektöründe bir fiyat artışı beklentisi olabilir. Yani bu enflasyonist bir sonuç da doğurabilir. Tabii şimdi orada 11 il etkilendi. Yani bu bir ölçekte Avrupa ülkesi aslında. Nüfusu ve yüz ölçüm olarak baktığımızda bir ülkeden söz ediyoruz. Pek çok sanayi tesisi orada gerek yıkıldı, gerek kapanma noktasına geldi. Çünkü tesis ayakta kalsa bile orada çalışacak insan kalmadı. İllerin nüfusları 7'de 1, 8'de 1 oranında azaldı. Tabii bu Türkiye'nin iş gücünün %15'ine tekabül ediyor ekonomik büyüklük olarak. Bu bölgedeki her türlü problem Denizli'yi de etkiler, Isparta'yı da etkiler, Aydın'ı da etkiler, İzmir'i de etkiler, İstanbul'u, Ankara'yı tabii ki etkiler. Denizli'nin etkilenmemesi de mümkün değil. Tabii Denizli bir tık daha fazla etkilenecek. Çünkü o bölgenin bir tekstil potansiyeli de var. Denizli'de bir tekstil kenti. Bekleyip göreceğiz. Umuyorum yaralarımızı çabuk sararız. İnşallah, umuyoruz başkanım. Ve Türkiye bildiğiniz gibi seçime gidiyor. Nasıl bir hareketlilik bekliyorsunuz? Valla seçime giderken nasıl bir hareketlilik bekliyorum? Açıkçası seçime çok da az kaldı. Yani beklenen en klişe beklenti şudur. Seçime giden hükümet muslukları açar. Yatırımlar veya bir takım teşviklerle ilgili yollar açar. Ama tabii hemen yakın zamandaki deprem felaketi yüzünden hükümetin bu konuda ne kadar musluk açabileceğini bilmiyorum. Ama Türkiye'nin ilginç bir seçim arefesinde olduğunu, ittifaklar arasında yürüyecek bir seçimin gerçekleştiğini, ittifakların genişleme çabasını görünce seçimin memleket için en hayırlı şekilde sonuçlanmasını dilemekten başka bir şey gelmiyor aklıma. Merhabalar, sizi tanıyabilir miyiz? Evet, ben Çağlar Akhisar. Bugün çok güzel bir etkinlik için toplandık. Neler söylemek istersiniz? DESİAD'ın her yıl düzenlediği bu etkinlik gerçekten müthiş bir etkinlik oluyor. Her yıl bu etkinlikte bulunmaktan ve çalışmaktan gurur duyuyoruz. DESİAD gerçekten çok fazla çalışma düzenliyor. Takip edebiliyor musunuz? Tabii ki de, beraber çalıştığımız için tabii ki de takip ediyoruz ve DESİAD'la da gurur duyuyoruz.